Tarım ve İnsan Programı için bu hafta Bolu'nun şirin ilçelerinden biri olan Elma Diyar Seven'deyiz. Her ne kadar Elma Diyar Seven desem de sebze meyve çeşidinde gerçekten Bolu'nun Çukurova'sı Seven ve Seven Ziraat Odası Başkanı Sayın Fehmi Çınar'ın konuğuyuz. Başkanım merhaba. Merhaba, hoş geldiniz derim. Hoş Seven'in bulduk, çeşidi. Nasılsınız? Görüşmeyi. Allah aşkına çok iyi. Tarlada, bahçede çalışıyoruz. Allah kolaylık versin. Şu anda Seven'de Bolu'nun Çukurova'sı Seven. Şu anda domatesimiz, sebze çeşitlerimiz, biberimiz, patlıcanımız, domatesimiz, kavunumuz, karpuzumuz, bütün çeşitlerimiz çıktı. Şu anda Bolu'ya pazarlamaktayız. Şu anda mevcut üreticilerimiz pazartesi günleri Bolu pazarına hazırlıklarını yapıyor. Peki yıllık kaç ton üretim yapıyorsunuz? Domates üretimi özellikle. Şu anda 1000 ton. Yıllık 1000 ton. Daha mevcut yeni geliştiriyor. Sırık ve oturak domatesi geliştiriyor. Peki hedefiniz ne? Hedefimiz pazarcı bulabilirsek daha yüksek tutmak. Bir de Seven Taşyalı Gölümüzden sulama projemiz de olursa Seben'i, Çukurova'sını daha ileriki hedeflerde yükselteceğiz. Peki. Gün boyu beraber olacağız zaten. Evet. Tarlalarda çekimler evet. Yapacağız. Seven halkıyla çekimler yapacağız. Gidelim o zaman başkanım. Seven'deki gezimiz devam ediyor. Şu anda da Seven'in Alpagut köyündeyiz ve bir üreticimiz olan Mustafa abinin bahçesindeyiz. Abicim kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Domatesleriniz gayet güzel maşallah. Bol verimli olsun. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 7 senedir yapıyorum. Peki memnun musunuz? Yani bazı yıllar memnun oluyoruz, bazı yıllar memnun olmuyoruz. Nedir yani memnuniyetsizliğiniz? Şey yok, satışlar durma noktasında. Yani fiyatlar belli değil daha. Yani taban fiyatı mesela hallerde duyuyoruz 6-7 diyorlar. 1 lira. Yani 60 kuruşla 70 kuruş arası. Evet 60 işte. 1 liranın altında bu kurtarmıyor. Doğrudur. Şimdi tüccar bekliyoruz. Yani pazarlama sorunlarımız var. Yani sektördeki en büyük sorun evet, pazar sorunu. Pazar sorunu. Evet. Yıllık kaç ton domates üretiyorsunuz? 35-40 ton domates üretiyor. Bu bahçeden 30-35 ton gelir. Hı hı. Yer domatesleri var. İşte oradan da 10-15 ton gelir. 50 ton kendi yaptığım. Seben bildiğimiz gibi domatesiyle ünlü bir ilçemiz. Evet. Bolu'nun Çukurova'sı. Evet. Siz neden kendinizi tanıtamadınız? Pazarlama sorununuz yani neden var? Bolu'ya pazara getiriyoruz. Getirdiğimiz 500 ya da 500 kilo veya 1 ton ürünle gidiyoruz. Yani sıkıntınız dış pazara açılamamak mı? Evet, dış pazara açılamamak.
Yani buraya tüccar geldiği zaman bize iyi paralar verirse biz daha bunu zevkle yaparız. Ya o da gelmiyor. Yani fiyatlar düşük olduğu için şevkiniz mi kırılıyor? Evet, kırılıyor. Şey, maliyetleri karşılayamıyoruz. Zorluk çekiyoruz. Peki, ekran sizde. Evet. Toprak TV aracılığıyla neler söylemek istersiniz? Ürünlerimizi yani burada daha iyi pazarlamak isteriz. Şimdi burası İstanbul, buraya yakın. Evet. Ya bunlar hep Nallıhan'a gidiyorlar. Burası bir geçiş noktası. Evet, geçiş noktası. Nallıhan'a gidiyorlar. Biz istiyoruz Semen'e de gelsinler. Buraya gelirlerse biz daha iyi üretim yaparız. Yani burada 10 kişi ekiyorsa bunu 100 kişi, 100 kişi çiftçi yapar. Buraya da bir girdi sağlar Semen için. Biz bunları istiyoruz. Artı bizim bazı destekler yok. Mesela mazot desteğimiz yok. Var mazot desteği lan? 10 lirayla. Yani devletten de yardım istiyoruz bazı konularda. Evet, abicim ekran sizde. Tamam. Neler söylemek istersiniz? Şimdi biz buraları sulamayı kendi imkanlarımızla suluyoruz. Buraya baraj yapıldı, göl yapıldı, Seven Gölü yapıldı. Bu su inecek. Yani biz devlet büyüklerimizden bu suyun bir an önce buraya inmesini istiyoruz. Yani Seven havasına evet. İnmesini istiyorsunuz. Şimdi Seven çok göç verdi. Ben kendi köyümde, ben de emekli oldum, buraya geldim. Yazları tarımla uğraşıyorum. 100 haneli köyde yani gençler kalmadı, hep ihtiyarlar kaldı. Şehirlere göç ettiler. Genelde Bolu, İstanbul, İzmir. Şimdi burada imkanları iyi olsa kimse göç etmez. Yani biz bu suyun da bir an önce buraya inmesini istiyoruz. Ekran sizde. Yetkililer sesinizi duyacak. Başka yok. Teşekkür yani. Ederiz. Ürününüz bol, evet, kazancınız bereketli olsun. Sağ olun. Evet, hanımlar da burada. Fatma abla var yanımızda. Fatma abla. Buyurun. Kaç yıldır domates işiyle uğraşıyoruz? 5. 5 yıldır. Ondan Mustafa'ya önce... işçi geliyorum. İşçi olarak geliyorum. Senin kendi bahçen yok mu? Var da az yani. Kendi ihtiyacımız kurduk. Ha, buraya yevmiye ile mi geliyorsun? Evet, evet. Yevmiye. Peki memnun musun hayatında? Evet. Memnun olmasam zaten gelmem buraya çalışmak. Peki Seven domatesinin özelliği ne? Niye Seven domatesini tercih etmeli alıcı? Lezzetli üzerine işte güzel. Ne bileyim ben ki. Evet, seni tanıyalım. Adım Emine. Emine Hanım, sen kaç yıldır domates üretiyorsun? 12 yıldır. 12 yıldır. Evet. Peki memnun musun kazancından? Kendi işimiz memnunum. Satışta yaşadığın zorluklar var mı? İşte piyasaya bağlı. Piyasa. Emeğinizin karşılığını alabiliyor musunuz? İyi, fena değil. Kendi işimiz kendimiz yapıyoruz. Bizim manavlarımız var. Yaklanda. Yani Bolu gelenine domates satıyorsunuz. Evet, kendi yağımızla kavruyoruz. Evet, kendi işimiz, kendi yağımız. Geçmiş sağ olun. Peki, kolay gelsin. Kolay gelsin. Niye? Başkanım, kavunları avuçlamışsınız. Kolay gelsin. Sağ ol. Bu kavunlar Seven'de yetişen kavunlar. Seven'in meşhur kavunu. Kavunun cinsi nedir? Balhan. Balhan. Balhan kavunu. Mustafa abi, siz üretiyorsunuz. Evet, ben üretiyorum. Ne kadar üretiyorsunuz ortalama? Ortalama işte 2 ton falan gelir balhan. Pazarımız olmadığı için az pazarda ekim. Satacağımız kadar. Pazarda ne satıyorum onu ekiyorum. Daha fazlasını isteseniz de ekemiyorsunuz. Ekemiyoruz. Evet. Pazarcımız, alıcımız olsa ekeriz. Yani biz her şeye rağmen üretmeye hazırız. Ama pazar ya sıkıntımız artı, var diyorsunuz. Hanım, size su indiği zaman Seven Gölü... Ya suyu sen bırak. Ya bırak değil. Biz o zaman burada kralını yaparız bunu.
Yeter ki suyumuz mu olsun diyorsunuz başkanım. Yani. Ben dün Aksaray'daydım. Aksaray Ticaret Borsası Başkanı, aynı zamanda Kırmızı Et Üreticileri Birlik Başkanı şunu söyledi Hamit Özkök Sayın. Biz dedi Aksaray'da kuru tarım yapıyoruz suyumuz olmadığı için. Ezber bozan bir üretim yapıyorsunuz. Ne demek ezber bozan? Suyumuz olmamasına rağmen bir dekardan 5 ton yerine 10 ton, 9 ton üretim alıyoruz dedi. Çok güzel. Yani siz de burada onu başarabilirsiniz. Vallahi biz sulu tarıma, çünkü Bolu'nun, Seben, Bolu'nun çukur havası olduğu için yaş sebzeye alıştık. Şu anda yoktur yani bizde. Domates, fasulye, biber, kavun, karpuz, lahana. Lahana bahçemiz arka tarafta. Yani var aklına evet. Ne gelirse. Elimde de görüldüğü gibi kocaman bir semizotu. İbrahim Bey alabiliyor musunuz? Yaklaşık 1-1,5 kilogram ağırlığında. Doğal, kendiliğinden yetişmiş bir semizotu. Evet, şu anda da Hoçaş köyündeyiz ve bir diğer üreticimizle beraber sizi tanıyalım. Kolay gelsin. Erol Bağcıoğlu, Hoçaş köyünde kalıyorum. Erol Bey, kaç yıldır domates üretimi yapıyorsunuz? Yukarı 10 senedir devam ediyoruz. Peki nasıl başladınız domates üretimine? Domates üretimi işte arkadaşlar birbirimizden öğrenerek, birbirimize destek olarak. Kim başlattı ilk önce köyden? Köyde beraber başladık işte. Güzel misaliler beraber başladık sayılır. Peki daha çok sırık domates mi, yer domates mi? Önceden sırık da yapıyorduk. İşçi sıkıntısından geçtiğimiz kalmadı için köyde otura döndük. Sırıkla oturak arasındaki fark neydi? Neden işçi sıkıntısı çekiyorsunuz? Göç olayından. Öyle de kimse kalmadı. Yani sırık domates yetiştirmek daha mı zor? Daha mı zor? Daha onda işçilik daha isteyen. Bu da masrafımız. Peki yer domatesi? Yer domatesi. Yerin ovadan domates toplayın. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olun. Bereketli olsun. Size de kolay gelsin. Şöyle yanımıza gelin. Siz de bir tanıyalım. Hanımlar. Hoş bulduk. Üretici hanımlar. Buyurun. Gelin. Geldik işte yanımıza. Şöyle gelirseniz. Seni tanıyalım ablacığım. Ya Ayşe Lakalar. Bahçe sahibisiniz. Bahçe sahibi, bu benim görümcem. Buna yardıma geldim. Ha, gelin görümcesiniz. Evet. Yani halk arasında bir gelin görümce türküsü var. Evet. Biliyor musunuz? Duru. Hadi bir söyleyeyim. Hadi. Gel bakalım gel. Hadi hep beraber. Hadi söyleyeyim mi? Hiçbir söylersiniz. Söyle. Hadi başlayalım. Bir de detay alalım İbrahim Bey. Bu arada biz türkü söyleyelim. Bahçelerde böyle görünce oynar gelin görünce. İşte gerçekten aklıma götüremez. Evet. Heyecan bahçeler. Ben zaten aklımda yok. Ne var mı? Sola da biliyor. Seni tanıyalım. Ayşe Bağcıoğlu. Ayşe Bahçe'nin sahibisi. Evet. Erol Bey'in eşisi. Evet. Peki memnun musunuz domates üretiminden? Ya işte memnun olacağı para yetmiyor. Para yetse memnun olacağız. Niye yetmiyor? Emeğinizin karşılığında olmuyor. İşçiliği zor. Para yetmiyor. Pazarda para yetmiyor işte. Niye? Biz domatesi 2,5-3 liradan aşağı yemiyoruz Ankara'da. Yok da öyledir. Siz kaça satıyorsunuz? Ve gerçekten muhteşem domatesleriniz. Eşime sor. Pazara o gidiyor. Evet Erol kardeş sana soralım. Gel şöyle. Ne kadar? 0,50 ile 0,75 arası 1 liraya da satıyoruz. 50 kuruşla 1 lira arası domatesin fiyatı. Peki biz niye bu kadar pahalı yiyoruz Ankara'da? Üretici olduğumuz için bu şekilde. Biraz da aracılar da zannın yeri tabii ki. Yani sizin emeğinizi mi çalıyor aracılar? Tabii üreten kadar da aracılar da zannın yeri.
üretici olarak para kazanamıyoruz. Peki kazanmanız için ne yapmanız gerekiyor? Nasıl bir çalışma yapmanız gerekiyor? Kazanmamız için pazarlama. Bunun için herhangi bir önlem aldınız mı? Anladım. Hani bir yerden bir destek, bir şey yardımcı olmayınca biz de kendi imkanlarımızdan burada pazarlayabiliriz. Sizi şöyle ekrana karşı dönerseniz nasıl bir destek bekliyorsunuz? Kamera sizde. Yani nasıl gibi destek? İşte bize pazar olursa daha iyi olacak yani. İşimiz pazar bizim. Üretimizi satamıyoruz. Şimdi burada bizde. Yani pazarcıların gelip sizin ürününüzü almasını istiyorsunuz. Ya almasını istiyorum. Yani bir hareket yok. Ve değerinde olmasını evet. İstiyorsunuz. Evet. Nakliyeyle mazot bahalı. Nakliyeden biniyor, işçilikten biniyor. Biz hep bundan kaybediyoruz bu köyde. Peki domatesin toptan fiyatı 1 lira olursa siz emeğinizin karşılığını evet, alacak mısınız? 1 lira olursa alırız. 1 liradan aşağı düştüğü anda 10 kuruş düşse biz zarardayız. 1 liradan aşağı düşerse zarardayız. Zor. İşçi bulunmuyor. Köylerde genç azaldı. İşçi de bulunmuyor. Genç niye azaldı köylerde? Bolu'ya çalışmaya gidiyorlar işte. Bunlar zor geliyor çoluğa çocuğa. Bolu'da çalışmak daha kolay. Kolay değil mi? Gidiyorlar işte. Genç olarak biz varız yani. Burada yani. Üretim, yaşımızdan küçükler yok. Üretim, yani köyün en gençleri siz var yani, mısınız? Evet. En genç bundan var işte. 45 yaşında hep bütün. Bunlardan genç. 45 yaşında. Genci kitim altımız yok yani. İşte kaldırdı yemeğini alamayınca çoluk çocuk oluyor taşındır ondan sonra. Kaldırıyor yemeğini alamayınca. İşte ise orada diyorlar sigortamız var diyorlar, somumuz var. Burada diyorlar onu da yapamıyoruz, yatıramıyoruz. Öyleyse şehire taşındılar. Burada da bir şeyler işte. Evet, ülkemizin içler açısı bir durumu. Gerçekten üreticimiz üretiyor. Ürettiğini, emeğinin karşılığını alamadığı için şehir, köyden şehire göçler başlıyor. Bunu önlemenin yolu da kişinin kendi doğduğu topraklarda doyması ve orada yaşaması, hayatını idame ettirmesi. Bunun için gereken önlemleri bir an önce almamız gerekiyor. İlk seneye kadar biz komple bırakmayı düşünüyoruz bu şekilde yani. Yani küstünüz mü siz toprağa? Küstük tabii. Biz para kazanamadan sonra yani 2 sene 3 sene içinde bizim buralarda da pek ekran olmaz diye. Çabaları bu şekilde. Adam kendi ihtiyacını. Üretmekten vazgeçeceksiniz. Evet. Buraya baktın mı? Nerede? Aa, sen de demişsin şurada ya. Ben domatesi zelletli, zelletli domatese gelin domatese. Domates çok sulucudur bolda. Ben domatesi bir ara Allah. Her gün mü topluyorsunuz, haftalık mı? Haftada, haftada bir gün, iki gün. Bol pazarına. İşte burayı. Gel. Ayşe hemen çaylara hızlandı. Daha dek götüm ya. Valla 3,5 saatimiz var. Gidecek yarım hafta. Elmaya gideceğiz, buradan köye çıkacağız. Emir gel. Kadir şunlara otur gelsin de çıkın lan. Emir kaçıyor bana. Emir kaçıyor.